أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, değeriniz, izzetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu bir hadisi şöyle nakletmektedir. Kişi kendisi için istediğini, talepte bulunduğunu mümin kardeşi için de istemediği müddetçe asla iman etmiş olmaz. Bu rivayet Buhari'de iman bölümünde geçmektedir. Kardeşlerim, bu hadis müminlerin birbirlerine duyacakları sevginin ölçüsünü belirleyen bir hadistir. Müminlerin halisane niyetlerle, salih niyetlerle birbirlerine besledikleri muhabbetin kamil bir imandan zuhur ettiğini de öğreten bir hadistir. Yani gerçek müminler, sahih Müslümanlar, abid ve muttaki olan İslam erleri, hem dünya hayatı içerisinde hem de ahiretle ilgili meselelerinde kendisi için hangi iyiliği, hangi güzelliği talep ediyorsa, hangi hayrın kollarında mutlu olmayı düşünüyor, tahayyül ediyorsa, bunu mümin erkek ve mümin kadınlar için de isteyecek ki gerçek bir manada Müslüman olsun, mümin olsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şu sokaklar içerisinde yürüyen sen, eğer saliha bir kadını arzuluyor isen ama evlisin, evliliğinde sekine, huzur kalmamışsa, gece vakitlerinde seccadeni ıslatıp alemlerin Rabbi olan Allah'tan 80 metrekarelik evine, 3 katlı binana huzurun inşa edilmesini talep ediyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, senin gibi bu sekineye muhtaç, senin gibi bu hayra ihtiyaç olan kardeşin için de dua et. Kardeşin için de bu talepte bulun. Şu sokaklar içerisinde evlattan mahrum gezen sen, seher vakitlerinde Rahman ve Rahim olan Allah'a sesini işittiren sen, tıpkı Zekeriya aleyhisselam gibi mescitlerin, mabetlerin bir köşesine çekilip alemlerin Rabbi olan Allah'tan salih ve saliha evlatlar isteyen sen, senin kadar bu hayra muhtaç, senin kadar bu iyiliği talep eden kardeşin içinde dua ediyor hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen sahih bir ilme, sağlam bir akideye ve neticesinde şehadetle taçlanmış ve süslenmiş bir ölüme talipsen, bunu arzuluyor isen ve sen Firdevs-i Ala'da alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın cemalini görmek istiyorsan, günahkar mümin erkek ve mümin kadınlar için de bu talepte bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Anlık değil,
mevsimsel değil. Aklına geldiğinde değil. Ayak tırnaklarından başındaki saçları kadar bu ahlak, bu edep seni kuşatacaktır. Bu prensipleri iliklerine kadar işleyeceksin. Kalbine kabul edeceksin. Zira Abdullah bin Amr radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi işitmiş. Ne olur dikkat edin. Cehennemden uzaklaşmak ve cennete girmek isteyen kişi, Allahu Ekber. Cehennem ateşinden uzaklaşmak, cennet bahçelerinde serinletmek isteyen kişi, ölüm anı geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden, kendisi için istediğini kardeşi için de isteyen bir kimse olarak ruhunu teslim etsin. Allahu Ekber. Bu hadis Müslim hadisidir. Sahih bir hadistir. Buhari'nin az önce rivayet ettiği hadis kadar sahihtir. Buhari'nin hadisinin dinlenmesi gerektiği kadar dinlenmesi gereken bir hadistir. Buhari'nin amel edilmesi gereken hadisi kadar amele muhtaç bir hadistir. Nefes aldığın müddetçe, karşılaşmış olduğun her bir aramın arkasında cehennem ateşini görüyor isen, cehennemin horultusunu hissediyor isen, o ateş tenini ısıtıyor, sıcaklığı seni rahatsız ediyor ise ve neticede sen haramın büyüğünden küçüğünden uzaklaşmak için helale doğru kanat çırpıyor isen, yine sen nefes aldığın müddetçe her bir iyiliğin arkasındaki cennet nimetlerini görüyor isen, cennet bahçeleri içerisindeki Allah Subhanahu ve Taala'nın fazlı keremine şahitlik ediyor isen ve sırf bunun için de haramlardan uzaklaşıp helallere kanat çırpıyor isen ve sen ölüm meleğini en güzel surette görmek, en güzel elbiseler içerisinde onu seyretmek, senin ruhunu bedeninden en güzel kokular içerisinde çıkartmasını istiyor isen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu üç şeye dikkat et. Bir, Allah'a iman edin diyor. Nereye kadar? O kendisini görmek istediğiniz şekildeki ölüm meleği size gelene kadar. Allah'a iman edin. Allah'ı bilin değil. Allah'ın varlığına ve birliğini kabul edin sadece değil. Kayıtsız ve şartsız Allah'a teslim olup Allah'tan güven duymaya çağırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin imanı gibi? Zübeyir İbn Avvam'ın imanı gibi. Oğlu Abdullah'ın imanı gibi radıyallahu anhuma. Cemel vakasından sonra Zübeyir radıyallahu anh hastalanır. Ölüm deşeğindeyken oğlu Abdullah'ı çağırırlar. Oğluna der ki ey Abdullah, arkamda ne kadar borç varsa ben öldükten sonra bunların hepsini öde. Eğer ödemekte zorlanır isem, borcu karşılayamıyorsan, nakite sıkışırsan, Mevlam'dan yardım iste deyince Abdullah bu kısmı anlayamaz. Neden? Çünkü Araplara göre Mevla bir dosttur, arkadaştır. Yeri geldiğinde bir insandır. Yeri geldiğinde melektir. Geniş bir kavram içerisinde bunu kullanırlar. Babasına doğru eğilir. Baba der senin Mevlan kim ki? Yani Ali bin Ebi Talib'e mi beni havale ediyorsun? Ondan sonra gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınlara mı havale ediyorsun? Dercesine bir sorudur. Zübeyir radıyallahu anh oğlu Abdullah'a yönelir der ki benim Mevlam Allah'tır. Subhanallah. Benim Mevlam Allah'tır. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Vefat ettikten sonra oğlu Abdullah diyor ki babam arkanda tam 2 milyon 200 bin dinar borç bıraktı diyor. 2 milyon
200 bin dinar. Bir dinar altın parası kardeşler. Peki bunu çok özür dilerim de hovardalıkta mı bıraktı Ayşe? De kesinlikle değil. Sağda solda eğlenmekte mi? Kesinlikle değil. Nasıl bıraktı biliyor musunuz bu borcu? Diyor ki benim babama diyor mallar emanet edilirdi. Derlerdi ki ey Zübeyir, çünkü sen ümmetin eminisin. Ey Zübeyir, bu malı sana emanet ediyoruz. Diyordu ki asla emanet almam. Bunu borç olarak bana yazın. Bundan dolayı onun borcu 2 milyon dinarı bulmuştu. Peki oğlu Abdullah'ı dinleyelim. Babam diyor arkasında ne dinar bıraktı ne dirhem. İki arsa. İki kıytırık arsa tabiri yerindeyse. İki toprak arazi. Tam 4 yılda 2 milyon 200 bin dinarı diyor ödedim. Ve arkasında bıraktıkları yetimler içinde tam 50 milyon dinar para biriktirdim diyor. Subhanallah. Nasıl mı peki? İyi bir tüccarlık yaparak mı? Vallahi değil. Kapı kapı dilenerek mi? Vallahi değil. Ne zaman ki ödemekte sıkıştım. Ey Zübeyir'in Mevlası bana yardım et dedim. Allah da diyor bana yardım etti. Allah bizden böyle bir iman istiyor. Böyle bir teslimiyet. Böyle bir güven. Allah varsa problem bitmiştir. Allah varsa sorun yoktur. Allah varsa üzülmek kenarda dursun. Demektir Allah'a iman. Sana devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Ahirete inanmak. Diyor ahirete iman edin. Ahireti bilmek cennet ve cehennemle ilgili hadislere müşahede etmek değil. Ahireti yakınına indirebilmen. Cennetle ilgili ayetleri okuduğunda elini o meyvelere uzatman, cehennemle ilgili ayetleri okuduğunda teninin bundan rahatsız görmesidir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kendin için istediğini kardeşin için de iste. Allahu Ekber. İşte bu üç haslete sahip olanlar, bu üç hasletle ölüm meleğinin kucağına ruhunu teslim edenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar cehennemden uzaklaşmıştır, cennete yaklaşmıştır. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yöneldi ve bana şu nasihatte bulundu. Dedi ki ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol ki insanların en abidi olasın. Yani haramlardan öyle bir sakın ki haramların neticesinde elde edeceğin cehennemden ve Allah'ın azabından öyle kork ki Allah seni muttaki yapsın. Allah seni muhsin yapsın. Allah seni muhlis yapsın. Allah seni kulları içerisinde en büyük abidlerin listesine yazsın. Eğer bugün secden ve secdem zayıfsa, Allah'ı hakkıyla zikredemiyorsan ve zikredemiyor isem, şu gözyaşlarınız Allah için akmıyorsa, bedeniniz hayra yönelmiyorsa, o zaman hepimiz vera sahibi olup olmadığımızı kontrol edeceğiz. Haramların içerisinde harcadığımız her bir mesafeyi ve her bir mesaiye dikkat edeceğiz kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor Ebu Hureyre'ye nasihat etmekte. Şu dünya hayatında Allah'ın sana verdiğine razı ol ki insanların en zengini olasın. Bütün sebeplere sarılmana rağmen halen fakirsen sabret. Ya bir gün bu topraklar içerisinde ama değilse vallahi ahirette cennette Allah seni zengin kılacaktır. Eğer Allah Subhanahu ve Teala senin elinden nimetleri aldıysa, yetenekleri aldıysa sabret, rıza göster. Vallahi Allah seni hem madden hem de manen zengin kılacaktır. Kim gibi? Urve bin Zübeyir gibi. Allah ona rahmet etsin. Medine'nin en büyük 7 fakihinden biri. Tabiinin en büyük alimi. Babasının oğlu tabir yerindeyse. Bir kardeşini, arkadaşını ziyaret etmek için yola çıkar. Kur'a Vadisi dedikleri bir yerde ayağına bir ağrı isabet eder. O mesafeleri kat etmeye devam ettikçe ağrı da onun vücudu üzerinde yol almaya devam eder. Öyle ki yürüyemez hale gelir. Arkadaşları der ki ey Urve, sana bir tabip getirelim, bir doktor çağıralım. Doktor gelir, ayağına bakar, der ki ey Urve, senin ayağını kangren bağlamış.
Eğer biz bu ayağı kesmez isek, bu diyor sağlam olan diyor bedenine sirayet edecek. Diyor kesebilirsiniz. Çantasından bir uyuşturucu maddesi çıkartıyor. Bugünün ifadesiyle narkoz çıkartıyor. Urve diyor ki asla diyor. Ben diyor bunu kullanmam diyor. Direkt keseceksin diyor. Doktor şaşırıyor. Eline bir kesici alet alıyor. Ateşte onu kızdırıyor. Urve ayağını uzatıyor. Kesilecek ayağına doğru abanmaya başlıyor. Tabip kestikçe Urve diyor ki güzel diyor. Devam et. Kestikçe güzel diyor. Devam et. Kestikçe güzel oldu diyor. Devam et. Tabip diyor ki vallahi diyor şu yaşlı ihtiyardan daha sebatkar bir adamı diyor asla görmedim diyor. Ayağını kesiyorlar. Urve kendini toparlıyor. Diyor onu bana geri verin. Alıyor eline. Bakıyor. Diyor bunu yıkayın. Güzel kokulayın. Sonra diyor kefenleyin. Sonra da diyor toprağa gömün. O bedeninden önce ayağını cennete gönderiyor. Peki bu yolculuk esnasında sadece ayağını mı kaybediyor dostlar? Değil. Yedi oğlundan en çok sevdiği en küçük oğlunu da kaybediyor. Atlar tabir yerindeyse amiyane görün ifademi. Aralarında tepişirken ayaklarıyla oğlunu eziyor. Ve çocuğu oracıkta vefat ediyor. Bakın şimdi ne olur. Onunla yolculuk yapanlar diyorlar ki asla Urve'den diyor bir söz söylediğini duymadık diyor. Ahlar yok, vahlar yok, kıyamet kopması yok. Sadece diyor Medine'ye yaklaştık. Urve bin Zübeyr bize döndü. Dedi ki vallahi bu yolculuğumuz esnasında çok musibet gördük. Dikkat edin. Bu yolculuğumuz esnasında çok musibet gördük. Allah'ım. Şimdi bu sözlere ne olur dikkat edin. Allah'ım. Yedi oğlumdan birini aldın. Altısını bıraktın. Allah'ım. Dört azamdan yani iki kol iki bacak. Dört azamdan birini aldın, üçünü geri bıraktın. Allah'ım seni şahit tutarım ki bana birçok bela verdin ama sonunda afiyet verdin. Sonra arkadaşlarına döndü, bakın altın harflerle yazılacak şu sözleri söyledi. Dedi ki Allah'ım bir şeyler aldınsa da geriye bir şeyler bıraktın. Allahu Ekber. Aziz dostum. Eğer sen Allah'a bu derece teslim olduysan, sen şu dünya hayatında Allah'ın aldıklarına bu derece samimi bir şekilde teslim olduysan ve rıza beslediysen ve Allah Subhanahu ve Teala'nın sana geri bıraktıklarıyla mutlu ve mesut olmayı öğrendiysen, vallahi şu dünyada elde edeceğin en büyük zenginlik budur. Bunun dışında zenginlik aramaya gerek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'ye nasihatine devam ediyor. 3. Ey Ebu Hureyre, kendin ve ailen için istediğini Müslüman kardeşler için iste ki, kendin ve ailen için istemediğini Müslüman kardeşlerin için de isteme ki olgun bir mümin olasın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sadece iyiliği istemek değil, aynı zamanda kardeşine şer dokunmaması için de talepte bulunmak. Allah'ım ben hasta olmayayım, ben iflas etmeyeyim ama kardeşim de hasta olmasın ve iflas etmesin talebinde bulunmak. 4. Sana komşuluk yapana iyi davran ki güzel bir Müslüman olasın. Ve son kardeşler 5. Çok gülme, zira çok gülmek kalbi öldürür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste İbn-i Mace'de geçiyor kardeşlerim. Şimdi ne olur dikkat edin. Bu 5 İslam edebinden 5 demedi hayatının incelikleri ve ahlakı kılan. Ama konumuzla alakası olması hasebiyle 3. maddeyi yani kendin için istediğini kardeşin için de iste ahlaki prensibini hayata koyan ve bunun için yaşayan kardeşlerine düşman olmak. Onlara buğz etmek, onları incitmek, onlara dudakların arasından kötü söz söylemek de asla sana yakışmayacaktır. Kendisi için istediğini senin için de isteyen, onun için de isteyen, öbürü için de isteyen ve bunun için çırpınanları üzmek, yaralamak, hicvetmek, arkalarından ve yüzlerine karşı küfretmek
Tabiri caizse asla yoktur. Bu haslet seni Müslüman kardeşlerinin sana vereceği zarardan da sigortalamaktadır, korumaktadır. Kim gibi? İbni Abbas radıyallahu anh gibi. Abdullah bin Bureyde radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki adamın biri geldi, İbni Abbas'a diyor yöneldi ve küfretmeye başladı. Küfretti diyor, küfretti. İbni Abbas adama döndü. Bakın ne olur dikkat edin. Dedi ki, bende dedi şu üç haslet bulunmasına rağmen sen bana nasıl söversin? Bende şu üç haslet bulunmasına rağmen sen dedi bana nasıl söversin? Bir, Müslümanlar içerisindeki bir hakimin adil bir şekilde, adaletli bir şekilde hüküm vermesini işittiğimde buna diyor çok sevinirim diyor. Ne olur dikkat edin. Müslümanlar içerisinde bir hakimin adil bir şekilde hüküm verdiğini duyduğumda buna çok sevinirim. Halbuki diyor o hakimle hiçbir diyor davada buluşmayacağımı bilmeme rağmen. Allahu Ekber. Hem hükmeden için seviniyor hem de hükmolunan için seviniyor. Kendisi için sevindiği bir şey yok ki. İki, müminlerin beldelerine yağmur yağdığını işittiğimde diyor ben bu duruma çok sevinirim diyor. Halbuki diyor o beldelerde ne malım vardır ne de çobanlarım. Yani mümin erkek ve mümin kadınların üzerine gelen rahmet, bereket, mağfiret, lütuf, kerem ne varsa ister bunun adına yağmur deyin, isterseniz tarlalardan elde edilen hasat deyin, ne derseniz deyin. Ben diyor buna çok sevinirim. Ve son olarak üç, Allah'ın ayetlerini okuduğumda bu ayetleri diğer Müslüman kardeşlerimin de benim gibi bilmesini çok isterim diyor. Şimdi ben Müslümanlar için böyle dertliyken, ben senin için böyle dertliyken, senin gıyabında ben bunları arzu ediyor ve talep ediyorken sen bana nasıl küfredersin ey ahmak adam dercesine bu üç maddeyi söylüyor. O zaman az önce İbn-i Mace'de geçen üçüncü madde mümin erkek ve mümin kadınların diğer mümin erkek ve mümin kadınlardan eziyet görmesini engelleyen koruyucu bir ahlak ve prensipmiş. Buna da ne olur dikkat edelim aziz dostlar. Toparlayacak olursak, kamil bir imana saygın bir kişiliğe sahip olmak isteyen Müslümanlar kendileri için istediğini mümin kardeşleri için de isteyecekler. Kendilerinin neşe bulduğu işlerde kardeşlerini de oraya yönlendirecekler buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet aziz dostlar, şu üç günlük dünya içerisinde biz bir insana verilecek olan en büyük nimetin iman olduğuna şahitlik ediyoruz. Bir insanın kalbine konulabilecek, bedenine süs yapılacak, ziynet yapılacak en büyük servetin iman olduğunu kabul ediyoruz. Kendimiz için bunu istiyoruz. Kendimiz için bunu talep ediyoruz. Gecelerde Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi bundan mahrum bırakmaması için ağlıyoruz. Vallahi de diğer Müslüman kardeşlerimiz ve diğer insanlar için de bunu talep ediyoruz. Biz yeryüzünde bir insana verilecek en büyük rütbenin İslam olduğunu, Müslüman kimliği olduğunu inanıyor. Bunu kendimiz için istiyoruz ve bütün insanlar için bunu talep ediyoruz. Ve biz bir mümine verilecek olan en büyük izzetin yedi kat göğün üzerindeki alemlerin Rabbi olan Allah'ın onu anması, zikretmesi olduğuna inanıyoruz. Kendimiz için bunu talep ediyoruz. Kardeşlerimiz için de bunu talep ediyoruz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisine geldi. Sahabeler oturmuşlar. Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına yöneldi ve dedi ki ne yapıyorsunuz? Sahabeler bir anda korktular. Tereddüt ettiler. Acaba Allah Subhanahu ve Teala hakkımızda bir ayet indirdi, kınayan bir ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında bizi gösterdi de Allah'ın şimdi kınamasına mı mazhar olacağız? Korktular. Korkmaları gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşlerini çok iyi tanıyordu. Onların durumlarını çok iyi anlıyordu. Korktuklarını anladı. Dedi ki korkmayın, ürkmeyin.
Endişe etmeyin. Paniğe kapılmayın. Az önce Cebrail geldi. Allah Subhanahu ve Teala şu mescit içerisinde bulunan insanları meleklerine karşı diyor övdü diyor. Subhanallah. Ey aziz dost. Ey salih dost. Allah'ı arzulayanlar. Bir mümine verilecek en büyük şeref kahhar ve cabbar olan, mütekebbir olan, aziz olan, züntikam sahibi olan, yerlerin ve göklerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, eşya üzerinde gerçek tasarrufu olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın senin gibi aciz, senin gibi eksik, senin gibi fakir, senin gibi asi, senin gibi tembel, senin gibi unutkan bir kulu zikretmesidir. Sen evinin köşesinde Allah dediğin anda Allah da gökyüzünde sana seslenmektedir. Sen yolda yürürken Allah'ı zikredersin. Allah Subhanahu ve Teala da senin adını zikreder. Sen mescitlerde, meclislerde en güzel insanların içerisinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı yüceltirsin. Allah da o insanlardan daha değerli olan cemaate karşı senle övünür. Semada senin ismin duyulur. Allah Cebrail'i çağırır. Der ki ey Cebrail ben falanca kulumu seviyorum der. Senin adın anılır. Bundan daha büyük izzet var mıdır? Bundan daha büyük şeref var mıdır? İzzeti ayakkabılarında arayanlar, izzeti giydiği pantolonda görenler, şerefi taktığı kravatta arayanlar, kaldığı otellerde, gittiği tatil mekanlarında izzet ve şeref bulmaya çalışanlar. Vallahi yanlış yerlerde arıyorsunuz. İzzet ve şeref alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikretmektedir. İzzet ve şeref aziz olan Allah Subhanahu ve Teala'nın seni zikretmesidir. Seni kullarına karşı, meleklerine karşı övmesidir aziz dostlar. Biz bunu seviyoruz. Bunu istiyoruz. Vallahi de bütün mümin erkek ve mümin kadınların da bu izzete ve şerefe kavuşması için alemlerin Rabbi olan Allah'tan talepte bulunuyoruz kardeşlerim. Evet biz bu izzet sahibi müminlerle beraber onların lezzetini aldık. Kalbimiz bunu benimsedi. Bedenimiz onunla rahatladı. Huzur buldu. Vallahi de bütün insanların da bu huzuru bulmasını istiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevban radıyallahu anh'a yöneldi. Dedi ki ey Sevban dedi cemaati terk ederek sakın bir köyde yaşama. Anladınız mı hadisi? Cemaati terk ederek sakın dedi bir köyde yaşama. Köylerin kerih olduğundan dolayı değil. Burada kastedilen mümin erkek ve mümin kadınları, muttakileri, muvahhidleri, muhlisleri, muhsinleri bırakıp sakın bunlardan mahrum olan coğrafyalarda, köylerde, toprak parçalarında ne kadar yeşil olursa olsun, ne kadar sulak olursa olsun, ağaçları ne kadar gür olursa olsun, meyveleri ne kadar tatlı olursa olsun, sakın oralarda yaşama. Zira dedi köylerde yaşamak, kabirde yaşamaktan farksızdır. Çünkü oralar kabirler gibidir. Ölülerin sana hiçbir faydası yoktur ki ey aziz dost. Muhabbet etsen edemez. Nasihat listesin sana nasihat veremez. Elini sana uzatamaz. Ruhunu sana veremez. Ama müminler öyle değillerdir. Fakirinden zenginine, sağlıklı olandan hasta olanına her bir müminin sana katacağı bir değer vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevban radıyallahu anha ve onun üzerinden bütün Müslümanlara böyle seslenmektedir. Bakın Selefi Salih'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir müminin gerçek diyarı muttakilerin diyor yanıdır diyor. Subhanallah. Gerçek diyar. Bir müminin yaşayabileceği gerçek şehir. Annesinin ve babasının doğduğu yer değil. İyi para kazanabileceği yer değil. Kariyerinde zirve yapacağı yer değil. Bir müminin nefes alıp vereceği yer muttakilerin yanıdır. Orası köy de olsa eyvallah. Evet aziz dostlar, Allah Subhanahu ve Teala tüm bu muhabbetle, iyi niyetlerle diyoruz ki biz Allah Subhanahu ve Teala'nın adının anıldığı, sohbet ve ders halkalarının kurulduğu, mümin erkek ve mümin kadınların birbirlerine nasihat ettiği, ilim öğrendiği
hikmeti talep ettiği böyle mekanları seviyoruz ve böyle mekanların sayısının arttırılması için de gayret ediyoruz ve böyle mekanların her sokakta, her sokağın arasında, her mahallede, her caddede neşet bulması, hayat bulması için de alemlerin Rabbi olan Allah'tan talep ediyoruz.